Merhabalar. Bugün 25 Şubat 2019 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Sizlerle bir Amerikan anlaşmasından bahsedeceğim. Eğitim alanında yapılmış Fulbright anlaşması. Ama sonunda da belirteceğim gibi Amerika ile yapılan ve diğer yabancı ülkelerle yapılan bu tür sömürge anlaşmalarının bir gün böyle şöyle yırtılması, yırtılıp atılması umuduyla diyorum. Ve başlıyoruz. İnşallah yani yırtılır atılır. Şöyle Fulbright anlaşması. Amerikalılarla yapılan, lanet olası Amerikalılarla yapılan hiçbir şeyi bize hayır getirmedi. Süt tozunu soktular, çocuklarımızı felç ettiler, hasta ettiler. Sonra onlardan da bahsedeceğiz. Yok Marshall yardımıydı, bilmem ne yardımıydı. Şu anda da Venezuela'ya yardım ayağına girmeye çalışıyorlar ya, aman sakın ha, gölge etmeyin demek lazım. Şimdi, Fulbright, yani bütün ışık anlamına geliyor, ismi de güzel. 1949 yılında 27 Aralık 1949 yılında bizi ne yapmışlarsa artık yani bağlamışlar. Böyle bir anlaşmaya varmışlar karşılıklı. Millet Meclisi de bunu hemen 3 ay sonra, 3,5 ay sonra 15 Mart 1950'de onaylamış. Şu ana kadar 6500 beyin yıkanmış bizden, devşirilmiş. Yardım ayağına. İsimlerden geliyor herhalde. Senatör J. William Fulbright diyor. Şimdi mesela geçenlerde bir video yapmıştım. Kemalistler nasıl beyin yıkıyor diye, hangi tekniği kullanıyor diye. Orada bir Sedef Kabaş vardı. Unutmuşum o zaman onu. Sedef Kabaş. Beyin nasıl, 7 adımda beyin nasıl yıkanır? Bu zat da şeyden Fulbright'ın şeyinden geçmiş. Yani ne diyelim? Tezgahından geçmiş. Kulakları çınlasın Oktay Sinanoğlu. Şüpheli ölümü Oktay Sinanoğlu bu anlaşmadan çok bahsetti. Kulakları pardon, Allah rahmet eylesin. Oktay Sinanoğlu çok bahsetti. Onu da belirteyim. Şimdi ben bunun için şeye başvurdum, CİMER'e başvurdum. Evet, CİMER'e başvurdum. Şöyle göstereyim. CİMER'e başvurdum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurdum. Sordum. Başvuru sayımız burada, şeyimiz burada. Cevap geldi. İşte Amerikalılarla işte karşılıklı şey yapıldı. Şöyle cevap geldi. İşte Amerikalılarla karşılıklı anlaştık. İşte 1946'da başladı görüşmeler. 49'da imzalandı. İşte bütçeyi ikimiz ayarlıyoruz. Ha, bir de şey var. Yazdık mı buraya? Tabii. Komisyonda işte onlardan var. Onların atadığı, Amerikalıların atadığı, bizim atadığımız var. Emin Gürses güzel bahsetti. Şimdi 4'e 4 kaldığınız zaman yani komisyonda bir karar alacaksınız. Mesela Osmanlıca uygulayacak mısın, uygulamayacak mısın? 4'e 4 kaldığı zaman Amerikalılarla işte Türkler 4'e 4 kaldığı zaman ne oluyor? Beraberlik. Nasıl karar verilecek? Ondan sonra bu sefer Amerikan Büyükelçisi devreye giriyor. Ne oluyor? 5-4 kazanıyorlardı. Şimdiye kadar böyleydi. Şimdi bu şeye soruldu. Milli Eğitim Bakanı'na soruldu. Ona bir bakalım. Yani aslında Milli Eğitim Bakanları da önemli şey değil ama zavallılar ne yapsın gariban? Şöyle bakalım. Bakın soruluyor. Efendim, bu kadar bir komisyon var. Bu kitaplarca yazıldı.
kısa değil mi? Yani koy. Şimdi gazeteci sordu orada. İşte bu şehir efsanesi midir? Benim burada biraz önce bahsettiğim işte komisyonlar 4-4 olursa büyükelçi de devreye giriyor dedi ki onu da sordu. Efendim bu şehir efsanesi mi dedi. Orada biraz kelimelerle oyuna başladı. Yok şehir efsanesi değil ülke efsanesi diye. Sonra devam edecek işte yine. Buna dedi şey işte biz karar veriyoruz. Yani yabancı vermiyor. İşte Ankaralı senin benim gibi. Tam Ankaralık yani sen o bu karar verecek yani. Mevcut bürokrat karar verecek. Sonuçta önemli değil ki yani Ahmet Mehmet yerli şey çok zaten işbirlikçi çok. Yani tabii ki o verecek. Neyse devam edelim. Yani düşünmüşler. Bu bence şehir efsanesi değil, ülke efsanesi. Yani gerçekten bir şey yapıyorsak, bunu biz yapıyoruz. Ben işte Ankaralı, bu ülkenin bir evladıyım. Bunu Ankaralılar yapıyor, emin olun. Bunu yapmayan da biziz. Yani bunu Erzurumlular... Ya kelime oyunu yapıyorsun. Tabii Ankaralı yapacak. Kim yapacak? Yani Aselsan'da cinayetleri kim işledi? Yerli işledi. Yani tırnak içinde Ankaralı işledi. Yani ta Amerika'dan adam gelecek CIA elemanı veya İngiltere'den İngiliz istihbaratı gelecek veya İsrail'den Mossad elemanı gelecek. İşlem yapacak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani yerli işbirlikçiyi çok rahat satın alabilirsin. Yanlış anlama şeye söylemiyorum Ziya Bey bu söylemiyorum ama böyle yani bu durum bu. Bakalım. Pardon. Yapıyor, İzmirliler yapıyor, Kırklareliler yapıyor. Elbette bir takım dışsal faktörler harekete geçmek isteyecektir, etkilemek isteyecektir. Ben onların kendi vazifeleriyle meşgul olduklarını düşünüyorum. Bizim vazifemiz var, milli bir vazifemiz var. Buraya bir borcumuz var ve bunun hakkını... Hiç de milli değil. Vazifem var ama hiç milli değil. Amerikalıyı veya bir yabancı bir şeyi senin kaşın gözün için gelmez. Seninle işbirliğine girmez. Marshall yardımı yapmaz. O yardımı bu yapmaz. Üsleri açmaz. Amerikan üslerini açmaz. Hiçbir zaman hiçbir yabancı senin iyiliğin için yapmaz. Senin onunla hiçbir milli işin olamaz. Affedersin, saçmalama yani. Ha, kabahat sende değil. Türkiye'yi teslim edenlerde. Yani ne zaman teslim edenlerde? O 1920'lerde, 23'lerde ne anlaşma yapıldıysa. İşte biliyorsunuz. İngiliz aldı. Sömürgesi olarak aldı. Getirdi 1949'a kadar. İkinci Dünya Savaşı'nda ne olduysa dengeler değişti. Dünyada konjonktür değişti. Bilmem ne değişti. Affedersiniz kerhanedeki kara gibi tuttu Amerikalılara teslim etti. İşte 1949'da milli eğitimde bunlardan biri. Marshall yardımıydı. Şuydu, buydu falan. Devam ediyoruz. Yani elden ele dolaşıyor. Affedersiniz kucaktan kucağa. vermek zorundayız. İnanın hiçbir şekilde bizim burada 100 sayfalık defterimiz varsa kıyısında bile yazmıyor o tür bir şey yok. Ne yok? Pardon. Ya ne yok abi ya? Anlaşma var abicim ya. İşte kapı gibi anlaşma var ya. Nasıl yok? Senin yapacağın hiç kimse benim iç işlerime, öğrencime, neslime karışamaz diyeceksin ya. Bu kadar basit. Yani Amerikalı'nın ne zaman bir yere gidip de faydalı bir şey yaptığı görülmüştür ya. Fulbright anlaşması. Evet. Geldik şeyimize. Bugün 25 Şubat 2019 Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Amerikalılarla yapılan bir anlaşmadan bahsettik. Fulbright anlaşması. 70 seneyi geçti herhalde işte 2019'da da kaç olacak yani bu sene tam 70 sene falan olacak galiba. Ve biz bu anlaşmayı süresi de belli değil. Anlaşmanın süresi de belli. Ne zaman biteceği de belli değil. Yani ve hala devam ediyor.
Yok, neden devam ediyor? Anlamış da değiliz. Yani Amerikan üslerini, şunları bunları halledemiyorsunuz, bari kovamıyorsunuz. Bari şuradan başlayın. Şuradan başlayın yani. Bu iş bitsin. Ne diyecektim? Bu nesilleri ilgilendiren bir şey. Yani bir çocuk işte 9 yaşına kadar, 10 yaşına kadar nasıl eğitilirse, ne yapılırsa edilirse, işte görüyorsunuz devşirilenleri, ihanet edenleri, şunları bunları. Yapacağınız tek şey Fulbright anlaşmasıdır. Fulbright mı? Yok efendim, bilmem ne Bright mı? Ne ışıksa artık, ne anlaşmasıysa, yapacağınız tek şey hiç alıp böyle şöyle bu şekilde yırtıp atmak. Bitti. Anlaşma tanımıyorum ben, Amerika. Sen benim öğrencime, insanıma karışamazsın. Bitti. Görüşmek üzere.